arkadaşlar. Sayma olasılık konumuzun ÖSYM tadına iki testiyle çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda A ve B basketbol takımları bir playoff serisinde karşılaşacaklardır. Bu seride 3 galibiyet alan bir üst tura yükselecek. Örneğin birinci maçı A takımı ikincisini B, üçüncüsünü B ve dördüncüsünü B kazandığında 3 galibiyet aldığı için B takımı tur atlayacak. Buna göre bu playoff serisi kaç farklı şekilde yürüyebilir? Şimdi mesela şöyle olabilir. A takım ve B takımı için düşünelim. A takımı mesela 3 aldı. B takımı hiç almadı. Yani arka arkaya mesela 3 tane zaten A takımı aldığı zaman maç bitti. Tekrar oynanmasına gerek yok. Dolayısıyla bu şekilde olabilecek mesela şöyle diyelim 3 tane A takım galibiyet aldı. 0 tane B takım galibiyeti aldı. Toplamda 3 tane oldu. 3 artı 0'dan 3'ü de aynı olduğu için 3 faktöriyel. Burası zaten 0'dan bir tane var 1 faktöriyel. Buradan da 1 geldi. Yani bir durum var. Bu ne demek? Mesela A takımı A takımı artı, arka arkaya aldı. B takımı yapmasa bile gerek kalmadan maç bitti. Şöyle olabilir. Mesela A takımı 3 tane. Şu an A takımı üzerinden gidiyorum. Bunu bulduğum sonucu 2 ile çarpıp B takımı için de aynı şey olacağı için direkt e, çarpı 2 diyeceğim. A takımı mesela 3 tane aldı galibiyet. B takım bir tane aldı yani bir defa kazandı. Şimdi bu şekilde olduğunda toplam 4 tane maç yapılmış oldu. 4 faktöriyel A takımı 3 tane A takımdan olduğu için yani şöyle diyelim mesela örnek olarak A A A oldu. Ya da başına mesela bir tane B aldığını düşünelim. Bu şekilde B'den bir tane olduğu için burası 3 faktöriyel burası da 1 faktöriyel. Buradan da sadeleştirdiğimiz zaman 4 durum geldi. Şimdi bu 4 durumun içinde bu 3 tane A, 1 tane B'nin olma durumlarındaki ihtimaller neler? Mesela bu şekilde olanı yazdık. B, A A olabilir. Veya buradaki gibi 3 tane A almıştır. Maç zaten burada bittiği için tekrar B'nin 1 almasının anlamı yok. Yani aslında burada 3 artı 1'deki bu ihtimal bunun aynısı burada olduğu için bunu saydığımız için aslında bunu çıkartacağım. Bunun dışında ne olabilir? Mesela A, A olabilir, BA olabilir. Bu şekilde gelebilecek 4 tane varmış. A, B, A, A olabilir. Bu şekilde olabilecek 4 tane varmış. Bunlardan bir tanesi üstte zaten saydığımızın aynısı geliyor. A, 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 Bunun aynısı geldiği için bunu çıkartıyorum. Aslında burada 3 tane farklı şekilde gelebilme ihtimali geldi. Burada bir taneydi. Devam edelim. Şöyle olabilir. Burada mesela 3 tane A takım almış olabilir. 2 tane B takım kazanmış olabilir. 5 tane maç yapılmış. 5 faktörel, 3 faktörel çarpı 2 faktörel. 3'ü özdeş, 2'si özdeş olduğu için. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman 10 geldi. Şimdi bu 10'un içinde de şöyle bir durum var. Mesela 3 artı 2'den. 3 tane A almış olsa. Bu 3 tane maçtan sonra 2 tane B deniyor burada ama. Burada maç bitti zaten. Dolayısıyla buradakinin aslında aynısı geldi. Yine 3 tane A arka arkaya geldi. Dolayısıyla buradaki ihtimali çıkartacağım. Bunun dışında biraz önce buradaki saydığımız ihtimaller de olacak. Mesela buradaki sonuçta A, A, A ya da şöyle diyelim A, A, B, A geldiği zaman. Burada bir tane daha B'nin maç yapmasına gerek kalmayacağı için burada yine bitecek. Dolayısıyla buradakinin aynısı zaten burada saydıklarımızdan biri. Dolayısıyla aslında buradaki 10 tanesi de geride saydığımız 1 artı 3'ten toplam 4 tanesi şu an 10'un içinde olduğu için aslında bu şekilde olabilecek bunlardan farklı 10 eksi 4'ten 6 tane farklı maç gelecek. 3 artı 2 de bunların dışında gelebilecek farklı şekillerde 6 tane kaldı. Dolayısıyla buradan 1 tane buradan 3 tane özdeş olanları yani aynı olanları çıkarttım. Burada 10 taneden 4 tanesi bunların aynısı geleceği için çıkartıp burada 6 tane kaldı. 6 artı 3 artı 1'den A takımının galibiyet gelebil galip olabilmesi için 10 tane durum var. Aynı şey B için de geçerli olduğu için 10 çarpı 2'den 20 farklı şekilde yürüyebilir diyoruz. İkinci soruda şekilde A noktasından B noktasına çizgiler üzerinden en fazla 9 köşe noktasından geçmek şartıyla kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi A'dan B'ye gidecek. kesin noktalarına bakalım. Mesela A'dan gelip buraya kadar gelme durumuna bakalım. A'dan bu noktaya gelme durum nedir? 3 tane yol var. 3 faktöriyel 2 tanesi yatay 1 tanesi dikey olduğu için 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Çarpı yola devam ediyorum. Şimdi buradan gelip de buradaki yolun direkt buradaki karşıya geçme durumu yani buradan direkt buraya gelme durumu zaten bir ihtimal. Burada farklı yol değil. Buradaki alt tarafa gelmesini başka yoldan alacağım çünkü. Burada sadece bu kısma gelmesini 3 farklı şekilde gelebildi. Buradan karşı tarafa geçti. Karşıdaki bu 4'e 4'lük 2'ye 2'lik kayadan geçebilmesi için bu karşı kısma geçti. Bir durum var zaten. Daha sonra buradan da buradaki noktadan da B noktasına ulaşabilmesi için 4 farklı yol var. 2 tanesi yatay, 2 tanesi dikey. Bu şekilde buradan 3, buradan 6 geldi. 18 farklı şekilde A'dan buradaki noktaya gelerek 18 farklı şekilde geldi. Şimdi diğerinde de bu alttaki yola gelsin. Yani buraya değil de bu sefer A'dan buradaki yola gelme durumuna bakalım. 4 tane yol var. 4 faktöriyel. 2 tanesi yatay, 2 tanesi dikey. Ve yine aynı şekilde buradan da buraya geçtiğini düşünelim. Geçtiği zaman burada yine bir durumla buraya gelmiş oldu. Buradan şimdi buraya varacak B noktasına. Dolayısıyla burada yine 3 durum var. 2 tanesi yatay, 1 tanesi dikey. Buradan 6, buradan 3 geldi, buradan da 18. Dolayısıyla 18 artı 18'den 36 farklı şekilde gidilebildiğini bulduk. Üçüncü soruda rakamları her kutuya bir tane gelecek şekilde 8 haneli kutulara yerleştiriliyor. Buna göre ok yönde tek rakamların küçükten büyüğe doğru sırala olduğu kaç farklı görüntü elde edilebilir? Şimdi elimizde 8 tane rakam var. 8 faktöriyel. 2 tane 1 var. 2 tane 2 var. 2 tane 3 var. 2 tane 4 var. Bu şekilde buradan 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diyelim. Buradan çarptığımız zaman 2 çarpı 2 burada 8 çarpı 2. 8'ler, 8'ler sadeleşti. 5 ile, buradan 2 ile 6'yı sadeleştirdik. 3. Buradan 7 çarpı 3 çarpı 5 faktöriyel de 120 geldi. Şimdi e, bu bütün hepsinin gelme durumu. Bunların içerisinde tek rakamların küçükten büyüğe sıralanmasını istiyoruz. Tek rakamlarımız 1, 1, 3, 3. Bizim istediğimiz aralarına evet başka rakamlarla gelebilir. Zaten onun tüm durumunu burada bu farklı şekilde olduğunu bulduk. Ama sonuç olarak bu sıralanmanın gerçekleşmesini istiyoruz. Şimdi burada 4 tane rakamın normalde 4 tane rakamın kendi arasında yer değiştirmesi 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel buradan 6. 6 tane farklı şekilde bunlar yer değiştirebilirler. Ama bizim istediğimiz nedir? Burada 1, 1, 3, 3 olması. Yani 3'ün herhangi bir şekilde buraya gelme durumu yok. Tek sıraların küçükten büyüğe sıralanması için bunun toplamda buradaki 4 tane sayının 6 farklı şekilde yer değiştirmesi var ama biz bunların arasından sadece bir tanesini istiyoruz. Dolayısıyla şunu yapacağız. Tüm durumumuz buydu. 7 çarpı 3 çarpı 120. Bunların arasından bunların 6 tane yer değiştirmesinden bir tanesini istediğimiz için bunun 6'da birini alıyoruz. Dolayısıyla sadeleştirmemizi yapalım. Buradan 20, Buradan 21 çarpı 20'den de cevabımız 420 farklı görüntünün elde edilebildiğini buluyoruz. Dördüncü soruda Survivor ödül oyununda ünlüler takımından 3, gönüllüler takımından 3 yarışmacı karşı karşıya gelecektir. Yarışmalar iki etapta yapılıp her etapta iki takımdan ikişer yarışmacı, her bir yarışmacı diğer takımdan bir yarışmacı ile eşleşerek karşı karşıya gelecektir. Birinci etapta oynamayan oyuncu ikinci etapta mutlaka oynamak zorunda olduğuna göre bu iki etap yarışma kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi öncelikle ünüler takımından diyelim iki kişiyi aldık. Daha sonra gönüllüler takımından yine aynı şekilde iki kişiyi alacağız. Şu an elimize dört kişi var. Bu dört kişinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kişi burası ünüler takımı olsun burası gönüllüler takımı. Şimdi bunların eşleşmesi için evet şu an seçimi yaptık. Şimdi mesela ünlüler takımdan bu kişi bununla eşleşebilir, gönüllerdeki bununla eşleşebilir veya bununla eşleşebilir. Aynı şekilde gönüllerdeki buradaki kişi bununla veya bununla eşleşebilir. Dolayısıyla buradaki seçimden sonra her seferinde bir kişinin iki farklı kişiyle eşleşebildiği için çarpı iki durumu var. Şimdi birinci etabı seçtik. Birinci etapta kaç farklı gelecekmiş? 3 çarpı 3 çarpı 2'den 18 farklı şekilde birinci etap gerçekleşti. Daha sonra ikinci etaba gerçek ikinci etaba geçeceğiz. Şimdi Birinci etapta oynamayan. Şimdi burada 3 tane kişi vardı. Bunların ikisi oynadı, bunların ikisi oynadı. Oynamayan bu kişiler var. Birinci etapta oynamayan oyuncu ikinci etapta mutlaka oynayacak. Dolayısıyla buradaki oynamayan kişi mutlaka oynayacak o zaman. Bunu aldık. Biz zaten iki kişi seçecektik. 2 kişiden bunu mutlaka seçtik. Geriye bir kişi daha seçmemiz lazım. O bir kişi de kim olacak? Geriye kalan bu iki kişi ilk etapta da oynayan bu iki kişi arasından bir kişi seçeceğiz. Çünkü o bir kişi zaten bu oynamayan kişiydi. Buradaki bir kişi de bu iki kişi arasından bir kişi olacak. O zaman seçimimizi şöyle yapacağız. İki kişi arasından bir kişi seçiyoruz. Çünkü bu ki bu oynamayan bir kişi zaten kesin. Bu kesin oynayacak. Bunların arasından da bir kişi seçeceğiz. Aynı şey gönüller için de geçerli. Burada da yine aynı şekilde ilk başta oynamayan kişi birinci kişi kesin olacak. İkinci seçeceğimiz kişi de birinci etapta oynayan iki kişiden biri olacak. O yüzden yine ikinin birlisi diyoruz. Sonuç olarak yine dört kişi buradaki gibi iki farklı şekilde eşleşebilecekleri için çarpı iki diyorum. 2 çarpı 2'den 8 geldi. Birinci etapta 18 farklı şekilde ve devam ediyoruz. Birinci etap veya ikinci etap demiyoruz. Etaplar devam ediyor. Birinci etapta 18 farklı şekilde eşleşme yapıldı. Ve ikinci etapta da 8 farklı kişi şekilde eşleşme yapıldı. Sonuç olarak 18 çarpı 8'den 148 farklı şekilde yarışma yapılabildi. Bunda şıklardan bize 12'nin karesi olarak vermiş. 3. soruda yukarıdaki birinci satırdaki 1 bir kare, ikinci satırdaki 2 iki kare, 3. satırdaki 3 kare rastgele siyah boyanacaktır. 1. sütundaki karelerin hepsinin boyanmış ya da boyanmamış, aynı şekilde ikinci ve 3. sütundaki karelerin hepsinin boyanmış ya da boyanmamış şeklinde aynı özellikte görünme olasılığı kaçtır demiş. Şimdi öncelikle biz tüm durumumuza bakalım. Mesela birinci satırda bir tane kare boyayacakmış. O zaman 3 taneden birini seçeceğiz. Devam ediyoruz. ikinci satırda yani 4 tane kareden 2 tanesini seçeceğiz. Ve 3. satırdaki 5 tane kareden de 3'ünü boyayacağız. Bu farklı şekilde baktığımız zaman 3 çarpı buradan 6 çarpı ondan payda, payda 180 geliyor. Yani 180'de tüm durumumuz 180 durum. Bunların arasında bizden istediği aynı durumun gerçekleşmesi. Mesela 1. birinci sütundakilerin hepsi boyanacaksa yine aynı şekilde yani birinci sütundaki karelerin ya hepsinin boyanmış ya da hepsinin boyanmamış olmasından bahsediyor. Bunu sağlayacak şekilde mesela birinci sütünde bir tane kare boyanacaktı. Bu şekilde boyadık. İkinci satırda iki tane kare demiş. Şimdi birinci sütunda eğer boyandıysa birinci sütünün tamam boyanması lazım. O zaman ikinci satırdan bunu ve bunu seçmek zorundayım. İkinci satırdan iki tane kare seçmek zorundaysam o zaman birini burası yapabilirim yaparsam. Burada birinci satırdakilerin hepsi boyanmış olur. İkinci satırdakilerin de en azından buradaki de boyanmamışsa bu da boyanmamış olacak. O zaman üçüncü satırda üç tane boyayacaksam burasını boyadıktan sonra bunu ve bunu boyarım. Ki şu anda ne oldu? Birinci satırdakilerin hepsinin boyanmış olma durumu. ikinci satırdakilerin hepsinin boyanmamış. Üçüncü için yine aynı şekilde hepsinin boyanmamış. Dolayısıyla üçü de aynı özellikte olmuş oldu. O yüzden şimdi Buradaki tüm durumun dışında bu şekilde olabilirdi. Bu şekilde birinci sütun boyanmış, ikinci ve üçüncü sütun boyanmamış olabilirdi bir ihtimal bu şekilde. Veya şöyle olabilirdi. Buradaki boyadıklarımı bunları boş bırakıp ikinci sütundakilerin tamamını boyayabilirdim. Yine aynı şekilde burada bir tane boyanmış olabilirdi. Burada iki tane olurdu, burada üç tane. Bir durumda böyle var veya bunları boyamayıp Üçüncü sütundakilerin hepsini boyamış olabilirdim. Yine birinci satırda bir tane, ikinci satırda iki tane, üçüncü satırda üç tane boyamış olurdum. Dolayısıyla bir durumda burada geldiği için artı bir. Toplamda bizden istediği hepsinin aynı özellikle olması üç durum oldu. Sadeleştirdiğimiz zaman da cevabımız buradan 1 bölü 60 geldi. Altıncı soruda Şekildeki dik koordinat düzleminin başlangıç noktasında bulunan bir kurbağa her seferinde eşit olasılıkla ya bir birim sağ yöne ya da bir birim ileri yöne doğru sıçramakta. Bu kurbağa 7 kez sıçradıktan sonra bulunduğu nokta P noktasına göre OP uzunun tam sayı olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi öncelikle biz buradaki tüm durumu bulmaya çalışalım. Tüm duruma bakacak olursak Şimdi birinci sıçrayışından bahsedelim. Birinci sıçrayışın başlangıç noktasında ya bir birim ileriye ya da bir birim sağa gidecekse iki durumu var. Yani iki farklı şekilde sıçrayabilir. Mesela buraya geldiğini düşünelim. Yine aynı şekilde bir birim ileri bir birim sağ olacak şekilde iki farklı şekilde sıçrayabilir. Bu şekilde bütün sıçramalar için iki farklı durumu olduğu için 2 çarpı 2 yani burada 7 tane 2'nin çarpımından paydamız 2 üzeri 7'den 128 geldi. Dolayısıyla tüm durumumuz 128. Bizim şimdi buradaki istenen kısmı bulmamız lazım. Bunun için de şimdi OP uzunluğunun tam sayı olmasını istiyoruz. Gittiği P noktasına göre OP uzunluğu tam sayı olacak. Mesela başlangıç noktasından buradaki 7 noktasına kadar 7 defa ileriye sıçramış olsa 7 defa ileriye sıçradığında buradaki 0 ile 7 arasındaki uzaklık bir tam sayı. Sıfırdan 7'ye gitmesi sürekli ileri ileri gitmesi sadece bir durum var. Bir farklı şekilde buraya gelecek ya da bunu şöyle diyebiliriz. Sıfırdan 7'ye 7 farklı yol var. Bunun 7'si de ileriye doğru olduğu için direkt 7 faktöriyel geldi tekrar permütasyondan Buradan bir farklı şekilde gidebildiğini bulduk. Aynı mantıkla sıfırdan buradaki 7'ye yani 7 defa sağa sıçramış olsaydı yine aynı şekilde 7 tane yol var. 7'si de sağa doğru olduğu için yine buradan da bir ihtimal geldi. Yani şu an istenen durumlardan 2 tane olasılığını bulduk. Bunun dışında OP'nin tam sayı olabilmesi için. Şimdi burada 3, 4, 5 üçgeni özel üçgenleri düşünelim. 3, 4, 5 üçgeni oluşmuş olsa mesela 3 birim sağ bir ihtimal olasılıklardan birini yapıyorum. 3 birim sağ, 4 birim yukarı gitmiş olsa, P noktası burada olsa 0 ile P noktası arasındaki uzaklık 3, 4, 5 üçgeninden 5 birim gelecek ve bir tam sayı olacak. Bu ihtimallerden biri. Aynı şekilde mesela 4 birim sağ, 3 birim yukarı da olmuş olabilirdi. Burada bir sürü ihtimal var. Bunu nasıl bulacağız? 5 birim olabilmesi için. İhtimalimiz nasıl olacak? Burada toplamda 3 birim e, sağa, 4 birim yukarı olacak şekilde toplamda 7 tane yol gidecek. 7 faktöriyel. Bunun 3 tanesi sağ, 4 tanesi yukarı. Veya farklı versiyonları da olabilir. 4 tanesi sağ, 3 tanesi yukarı da olabilir. Buradan bu şekilde olabilecek kaç farklı durum var onlara bakalım. 7, 6, 5, 4 faktöriyelde açalım. 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel bunlar gitti. 3 faktöriyeller gitti. Buradan 35 farklı durum geldi. Şimdi bunun... Biz 3 birim sağa 4 birim yukarı yaptık. Şöyle de olabilirdi. 3 birim yukarıya 4 birim sağa olmuş olsaydı bu sefer de buraya gelecekti. Burada da bir P noktası olacaktı. Dolayısıyla 3 birim yukarı 4 birim olacak şekilde yine aynı durumu yapacağız. Yani toplamda 7, farklı 7 yol gidecek. 7 faktöriyel 3 birim yukarı 4 birim sağa olacak şekilde buradan yine 35 farklı şekilde gelecek. Dolayısıyla istenen kısmımız 1 artı 1 onları bulmuştuk. Daha sonra 35'leri de bulduk. 35 artı 35 Tüm durum istenen durum oldu. Tüm durumu da 128 bulmuştuk. Buradan sadeleştirelim. 72 bölü 128 gelecek. Sadeleştirsek 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 64. 4'e bölelim 9. 4'e böldük 16. Dolayısıyla buradan 9 bölü 16 olasılığını bulmuş oluyoruz. Burada mesela bulduğumuz 35 farklı yollar için Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela sıfırdan 5'e kadar gidecek. Burada evet 3 sağa 4 yukarı doğru aldık. Şimdi bu 35'ler nereden geliyor? Mesela şöyle olabilirdi. Bir, bir birim sağa bir birim yukarı sağa yukarı sağa yukarı olabilirdi. Veya iki birim sağa bir birim yukarı sağa yukarı olabilirdi. İki birim sağa iki birim yukarı bu şekilde olabilecek. Üç birim sağa dört birim yukarı olabilecek şekilde 35 farklı şekilde geldi. Veya ilk başta 3 birim yukarıya 4 birim sağa olacak şekilde buradaki noktaya ulaşabilmesi için yine aynı şekilde bir birim yukarı aşağı şeklinde olabilecek 35 farklı durum daha geldi. O yüzden bu ikisi yani 3'e 4 ve 4'e 3 durumları birbirlerinden farklı. İkisine de ayrı ayrı 35 geldi. Dolayısıyla sonuç olarak 9 bölü 16 olasılığını bulmuş oluyoruz.